Ocak 7 itibariyle seçimimiz tamamlandı. Ben buradan tüm esnaf arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle katılım sağladıkları için. Çok güzel geçti. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Ben aday olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Yani hiçbir sorun olmadan çok şükür elhamdülillah. Yani fırıncılar kazandı. Evet. Tabii şu an ekonomi ve unla ilgili durumlar devam ediyor. Devlet biraz destek verdi un fabrikalarına. İndirimli unlar da kısmen veriliyor. Neler söylüyor? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun efendim? Toprak maaşlarından aylık fabrikalara buğday veriliyor. Onlar da bize yansıyor. Şu anda un fiyatlarında 100 lira gibi bir düşme oldu. Yani biz ekmek fiyatlarına şu anda zam yapmayı düşünmüyoruz. Şu anda 130 lira fark var. 130'da bir fark var diyorsun. Evet. Şu anda biz 240 liradan alıyoruz. Evet. Tabii 220 liradan da alan var. Ama normal SS un şu anda 350 lira. 350 lira, evet. Evet, bu süreçte fırıncılarımız nasıl sıkıntı yaşadı, neler yaşadı? Bir anlatayım sana. Sadece sıkıntıyı bundan yaşamadık. Yani paketini 10 liraya aldığımız poşeti şu anda paketini 25 liraya yapıyoruz. Evet. Yani bundan yaşamadık. Zaten 100 lirada mayanın kolisi, şu anda mayanın kolisi 110 lira oldu. Şu anda 220 liradan bahsediyorlar. Yani biz federasyonla görüşmelerimizi yaptık. Hatta pazartesi günü federasyon başkanımız odamıza geldi, ziyarete hayırlı olsun geldi. Ona da gerekli şeyleri aktardık yani. Dedik yani bu maya fiyatları ile ilgili. Şu anda yani sadece un değil. Biz unla olsa tamam sıkıntı, un değil. Yani aldığımız poşetten, kağıttan, ambalajdan hepsine %300 zam geldi. Yani eğer bu buğda fiyatları da böyle olmasaydı şu anda bir tane pide ekmek en az 4 liraydı. Yani 4 liraydı pide ekmek. Bir defa gerek elektrikte gerek doğalgazı sanırım geçildi. Kademeye geçildi. Belli bir kilovat ve belli bir şeyden sonra iki kat bir fiyat ödeyecek vatandaşlarımız. Bu süreç nasıl etkileyecek sizi? Şu anda doğalgazla mesela çalışan fırınlarımız, şu anda fırınlarımızın %30'u doğalgazla çalışıyor. Doğalgaza %50 zam geldi. Şu anda 5000 TL'nin altında fatura gelmez. Tabii şimdi bunları göz önüne aldığımız zaman yani ekmek fiyatları, yani un fiyatlarından şeyden kıyaslamak mümkün değil. Yani şu anda esnaf kış günü kendi yağında kavuruyor. Yani para kazanmak değil, gününü geçiriyor sadece. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Yani Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet, son olarak gerek esnaflarımıza, gerek vatandaşlarımıza mesajın nedir efendim? Yani biz hiçbir zaman için, yani bir fırıncı esnafı kendi ayağına kuşun sıkmaz. Yani bizler de mesela aldığımız maliyetler düşerse, biz ekmeğe zam yapmak, bilmem ne yapmak, şöyle hiçbir fikrimiz yok. Ama işte bu girdilerin fazla artı olması, İşte dediğim gibi elektrik, doğalgaz, un hepsi bir araya gelmesi. Yani bir poşeti kayıp mesela 10 liraya aldığımız poşeti şu anda 25 liraya alıyoruz. Yani %250. Maya 100 lira, 150 lira. Bunların hepsi üst üste konduğu zaman bir maliye çıkıyor. Zaten bizde mesela bizde pide fırınları 1,5 torba, 2 torba. Yani 3 torba işleyen fırınımız yok zaten. Evet. Yani herkes kendi ya hanımını kasaya koymuş ya çocuğunu kasaya koymuş. Yani 3 kişiden 2 kişiden çalışma sağlıyorlar yani. Evet. Peki, tekrar hayırlı olsun efendim. Ben de teşekkür ederim Metin Bey bu şeyi yaptığınız için, haberi yaptığınız için özellikle. Yani tüm esnaflarımıza ben de hayırlı olsun diyorum. Kapılarımız her zaman kendilerine açık. Hiç kimseye sen bana oy verdin, sen bana oy vermedin öyle hiçbir düşüncemiz yok. Onlar o gün hepsi kapandı, üstü kapandı. Bunun üstünü açmamıza gerek yok. Yani veren de vermeyen de bu oda benim babamın malı değil, bu oda esnafın malıdır. İsteyen istediği zaman çarşı merkezdedir. İsteyen istediği zaman gelir, kapısını açar, geçer, içeri oturur. Kimse sen buraya niye geldin diyemez. Peki. Ben özellikle esnaflarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun.